Herkese merhaba ben Coşkun. Herkesin merakla beklediği telefon karşılaştırma videosuyla tekrar karşınızdayım. Hatırlarsanız ki Samsung çok yakın zamanda Galaxy S23 FE modelini satışa sunmuştu. Ve bu model herkesin aklını fazlasıyla karıştırdı çünkü şu an piyasada gene Samsung'un Amiral Gemi modeli S23 de satılıyor. Doğal olarak herkes Galaxy S23 FE ile S23 arasındaki farkları fazlasıyla merak ediyor. Ben de bu videoda sizler için iki telefon arasındaki farklara çok detaylı bir şekilde değineceğim. Ve aklınızda oluşan tüm soru işaretlerini kaldıracağım. S23 ile S23 FE'nin tasarımları neredeyse birebir aynı. S23 ve tasarımını aslında S23'ten alıyor. Samsung bu yeni imza tasarımını S23 ile birlikte başlatmıştı. S23 kibar ve tek kullanım rahat bir model olarak ön plana çıkmakla birlikte S23 ve de birazcık daha geniş ekranıyla ön plana çıkıyor. Her iki model de bazı teknik özellik kısımlarında ayrılıyor. Zaten bu farkları da videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Kısa bir ön giriş yaptığıma göre sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Artık iki telefonun da farklarını çok detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. <laughs> Kısaca her iki telefonun kutu içeriğinden bir bahsedeyim. Samsung bu sene tanıtmış olduğu tüm telefonların kutu içeriğine ne yazık ki şarj adaptörü koymuyor. Yalnızca iki ucu tipçi olan bir şarj kablosu çıkıyor. Tabii ki bu durum S23 ve S23 FE için de geçerli. Her iki telefonun da kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Telefonu şarj etmek istiyorsanız ekstra bir şarj adaptörü satın almanız gerekiyor. Telefonu satın alırken renk tercihi sizin için önemliyse S23'te siyah, krem, yeşil ve lavanta renkleri yer verilmiş. Bence dört rengi de birbirinden hoş ve güzel. S23'ün asıl ön plana çıktığı en önemli özelliği ince ve hafif bir telefon olması. 168 gram ağırlığında ve 7.6 milimetre kalınlığı var. Telefonu kullanırken ağırlığını kesinlikle hissetmiyorsunuz, cebinizde de çok fazla yer kaplamıyor. 6.1 inçlik ekranı sayesinde de tek elle kullanımı ideal. Samsung S23 modelinin ön marka kısmında Gorilla Glass'ın Victus 2 malzemesini kullanmış. Çerçeve kısmında armur Aluminum piyasada kullanılan en iyi sayılabilecek malzeme kalitesine sahip. Bu malzeme çizilme ve darbeye karşı oldukça dayanıklı. Ekran kısmı sonsuz o şeklinde. Ekran kası oranı %87'lerde olduğu için siyahlıklar kesinlikle göze batmıyor. S23 tasarım yönünden sade ve Samsung'un yeni imza tasarımını taşıyan ilk telefon modeli. Samsung'un bu sene satışa sunmuş olduğu hemen hemen tüm telefon modellerinin tasarımı aslında S23'ten geliyor. Kamera kısmı da yuvarlak halkalar şeklinde tasarlanmış, olabildiğince sade tutulmuş. S23 FE'de de S23'e göre birazcık daha farklı renkler kullanılmış, grafit, yeşil, krem ve mor renkleri var. S23 FE'yi elinize aldığınız zaman fazlasıyla sağlam bir hissiyat veriyor fakat S23'e göre daha kalın ve ağır olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. 209 gram ağırlığında ve 8.2 mm kalınlığı mevcut. Malzeme yapısı olarak S23 FE ile S23'ün ayrıldıkları en büyük nokta, S23 FE'nin ön marka kısmı Gorilla Glass 5 ile donatılmış ve çerçeve kısmı da sadece alüminyum. S23'te kullanılan malzeme kalitesi S23 FE'ye göre daha kaliteli ve daha iyi. S23'ün tek elle kullanımı çok iyiydi ve tek elle telefonu rahatlıkla kontrol edebiliyordunuz. S23 FE'de ekran boyutu 6.4 inçe çıkarıldığı için tek elle kullanım birazcık zorlaşmış. s 23de olduğu gibi S23 FE'de de gene sonsuz o ekran bizi karşılıyor. Ekran kasa oranı %83'lerde tutulmuş. S23 FE ile S23 arasındaki en belirgin fark maalesef S23F'nin fenin daha kalın çerçevelere sahip olması. Tabii ki bu detay da tatları bir tık kaçırabilir. S23F ile S23'ün tasarımı tıpatıp aynı. Hatta bu sene satışa sunulan A serilerinde de, de birebir aynı. Tasarım ve dizayn kısmını bolca ele aldığıma göre yavaştan ekran detaylarına geçeyim. Biliyorsunuz ki Apple bile iPhone 12'den itibaren tüm ekran panellerini Samsung'a emanet ediyor. Samsung ekran teknolojisi konusunda önce olduğu için S23 modelinde kendi özel üretmiş olduğu Dynamic AMOLED 2X ekranını kullanıyor. Çözünürlüğü de Full HD+. Plus. Ayrıca bu ekranın hdr Plus desteği de mevcut. Ekran kalitesi harika ve doğru renkler sunuyor. S23'te kullanılan ekran paneli piyasanın en iyilerinden. Ekran yenileme hızı da 120 Hz olduğu için telefondaki geçişler çok pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunuyor. S23'ün ekranı inanılmaz bir parlaklık üretebiliyor ve otomatik modda tam 1750 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede ekranı güneş altında çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. S23 ve de gene Samsung'un kendi ekran teknolojisi olan Dynamic AMOLED 2X ekran yer alıyor. Full HD Plus çözünürlüğünde ve HDR10 Plus destekli. Ekran yenileme hızı da gene 120 Hz. S23'de S23 ile S23 Fe'nin ekran kaliteleri birebir aynı fakat S23 Fe'nin parlaklık değeri maksimum 1450 nit'e kadar çıkabiliyor. Hatırlarsanız ki S23'te bu değer 1750 nit'ti. İki telefonda da herhangi bir video izlerken ekranının kalitesi kesinlikle hoşunuza gidecek. Her iki model de adaptif ekrana sahip fakat burada çok önemli ve tüm herkesi ilgilendiren bir fark bulunuyor. S23 Fe ekranı açık bir şekilde boştayken 120 Hz'den 60 Hz'e kadar düşebiliyor. Tabii ki S23'te de bu değer daha başarılı ve 24 Hz'e kadar düşebiliyor. Yani aslında bunun anlamı şu. S23'te telefonda ne yaptığınıza bağlı olarak ekrana dokunmadığınız sürece her değeri minimum seviyeye düşüyor. Ve bu durum pil yönünden enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Her iki modelde ekran kalitesi konusunda en tepede. Güvenlik konusunda ise S23'te ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu yer alırken S23 FE'de de maliyeti düşürmek adına optik parmak izi okuyucu kullanılmış. Bunun farkı şu S23'ün parmak izi okuyucu sensörü daha hassas, daha iyi çalışıyor ve daha güvenilir. Hemen hemen artık her telefonda olduğu gibi yüz tanıma sistemi iki modelde de var. Samsung S23 ve S23 FE modellerinde IP68 sertifikası kullanılmış bir 1,5 metre derinlikteki tahtüstü da 30 dakika dayanabiliyorlar ve toz geçirmiyorlar. Bu da dayanıklılık konusunda çok çok önemli bir detay. Tüm herkesin merak ettiği performans kıyaslamasına geçersek bu kısımda ise bize önemli detaylar bekliyor. Samsung son dönemde çoğu üst seviye cihazlarında Snapdragon işlemci kullanıyor. Hatta S23 modelinde de Qualcomm ile özel bir işbirliğine giderek Galaxy cihazlar için özel 4 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullandılar. Kullanmış oldukları bu özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 piyasanın en güçlü işlemcileri biri. İnanılmaz seviyede güçlü ve hızlı. Telefonu kullanırken gücünü rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu işlemcinin gücünü anlamanız adına şöyle bir örnek vereyim. Geekbench 5 tekli çekirdek testinde Intel'in 12. nesil i7 işlemcisiyle hemen hemen aynı test skorlarına sahipler. Video render konusunda da Android'in en hızlısı sayılabilir. Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimli konusunda da harika işler çıkarttığı için telefon durduğu yerde gereksiz pil tüketmiyor ve özel buhar odası soğutma sistemi sayesinde telefonun ısınma düzeyi minimum seviyede kalıyor. Uzun süreler oyun oynarken bile aşırı ısınma problemi yaşamıyorsunuz. Oyun performansı önemli olanlar için de PUBG'yi 90 FPS'e en akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz. Diğer tüm ağır grafikli oyunlarda da en yüksek grafik ayarında açıp akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Oyun performans noktasında iki telefonun da çok önemli bir özelliği bulunuyor. Bu özelliği bilmenizde mutlaka fayda var. Samsung artık birçok telefonuna Pause USB Power Delivery adını verdiği oyun özelliğini telefonlarına ekledi. Bu özelliğin size faydası şu olacak. Telefonda oyun oynarken ister istemez bataryası çok ısınıyor ve, ve bu durum oyun performansınızı etkiliyor. Yani FPS değeri düşüyor ve piliniz de kısa sürelerde yıpranmaya başlıyor. Pause USB Power Delivery özelliğini aktif ettiğiniz takdirde telefonunuzu şarj adaptörüne takıp prize bağladıktan sonra oyununuzu açıp oynamaya başladığınız takdirde telefon kendi pilini bypass ederek enerjisini adaptörden alıyor. Kesinlikle telefon kendi bataryasını kullanmıyor ve bu sayede telefonunuzun bataryası ısınmıyor. Isınmadan kaynaklı oyundaki performans düşüşü yaşanmamış oluyor ve piliniz de ölmemiş oluyor. Samsung telefonunuzda da bu özelliğin olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız şu an sağ üstte çıkan kartla tıklayarak Pause USB Power Delivery için özel çekmiş videoya ulaşabilirsiniz. Samsung S23'te 8 GB RAM'e yer vermiş. Arka planda çok fazla uygulama açan biriyseniz, çoklu uygulama konusunda işini gayet iyi yapıyor. S23'te bulunan 8 GB RAM'i kesinlikle orta segment cihazlarda bulunan 8 GB RAM'li telefonlarla karıştırmayın. Çünkü Samsung S23 modelinde LPDDR5X RAM teknolojisi kullanıyor. Şu an piyasadaki en hızlı RAM teknolojisine sahip telefonlardan biri. s 23te 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama tercih edilmiş. Hafıza kartı da takılmadığı için tercihinizi iyi yapın. S23 alacaksanız kesinlikle 256 GB'lık versiyonu alın. Çünkü 128 GB'lık versiyonla aralarında hız farkı bulunuyor. Tabii ki soracaksınız bu hız farkı nereden geliyor? 128 GB'lık versiyonda UFS 3.1 teknolojisi kullanılıyorken 256 GB'lık versiyonda UFS 4.0 teknolojisi tercih edilmiş. Bu aralarındaki hız da size faydası şu olacak. 256 GB'lık versiyonda veri okuma yazması neredeyse 2 kat daha hızlı olduğu için bu sayede telefon 2 kat daha hızlı açılacak. Telefonun içinde bulunan verilerinizi daha hızlı kopyalayıp taşıyabileceksiniz. Samsung S23 FE performans konusunda S23'ten ayrılıyor ve Samsung s 23 de kendi işlemcisi olan 4 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Exynos 2200 işlemcisini kullanıyor. S23 performans ve hız konusunda tabii ki daha başarılı ve Snapdragon işlemci kullandığından dolayı oyun ve uygulama optimizasyonunda daha iyi. Fakat Exynos 2200 çok yabana atılacak bir işlemci değil çünkü bu işlemde de Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi kullanılmış. Samsung AMD ile ortak çalışarak XClips GPU ile birlikte sadece iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te bulunan Ray teknolojisini S23 ve eklemeyi başarmış. Ray Tracing tabii ki sadece yazılımsal değil, donanımsal da bir özellik. Yani daha sonradan cihazınıza güncelleme ile gelecek bir özellik değil. Ray teknolojisinin telefonunuz için aslında faydası şu. Telefonda Ray destekli bir oyun oynarken gerçek zamanlı ışığı yansıtarak oyunun çevresi bambaşka bir hale geliyor. Tabii ki Ray Tracing teknolojisiyle birlikte oyunlar size daha farklı bir görsel deneyim sunuyor. S23 modelinde bile Ray teknolojisi bulunmuyor. Exynos 2200 hız ve performans konusunda iyi iş çıkartan bir işlemci. Tüm işlerinizi rahatlıkla edebiliyorsunuz. İki telefon arasındaki performans farkını menülerde gezerek internette dolaşarak hissetmeniz imkansız. Genellikle bu performans farkı oyunlarda veya video render işlemlerinde hissediliyor. S23 ve PUBG'de ortalama 60 FPS veriyor. Diğer oyunlarda da gene akıcılık düzeyi yeterli seviyede. S23 de kullanılan Exynos 2200 işlemci ısınıyor mu diye çok soru soruluyor. Bu önemli soruyu da sizler için cevaplayayım. S23 ve Heromeral Gemi telefonda olduğu gibi uzun süreler oyun oynadığınız takdirde ısınıyor fakat bu çok normal. Aslında asıl bilmeniz gereken nokta şu. Telefonun ısındığında performansını kaybediyor mu? S23 FE'ye stres testi yaptığımız zaman yani telefonu tam yük altında çalıştırdığımızda ortalama %20-25 kayıp yaşanıyor. Bu performans kaybı yapılan bayanık işlemcilerinde ve Qualcomm işlemcilerde bile hissediliyor. Yani ısınma konusunda telaş yapmanıza gerek yok. Samsung'un S23 FE'de kullanmış olduğu buhar odası soğutma sistemi işe yaramışa benziyor. S23 FE'nin de stres testini şu an ekranda göreceksiniz. S23 FE'de 8 GB RAM tercihi yapılmış. Arka planda çok uygulama açılsa bile şişme yaşanmıyor. 128 ve 256 GB hafıza seçenekleri mevcut. Bu modeli de yeni hafıza kartı takamıyorsunuz. İşlemcilerin almış olduğu test skorları sizler için önemliyse şu an ekranda paylaşıyorum. Detaylı bir şekilde incelemesini yapabilirsiniz. Tabii ki S23 Android'in en hızlı işlemcilerinden birine sahip olduğu için test skorlarında s 23 fye göre daha iyi sonuçlar veriyor. Hız ve performans konusunda çok detaylı bir şekilde değindiğimi düşünüyorum. Artık iki modelinde kamera farklarına geçebiliriz. S23'ün ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Ana kamera ek olarak geniş açı ve telefoto kameraları da eşlik ediyor. Ana kameranın sensör sensör birimi ise Samsung GN5. Ön kamerası da 12 megapiksel. S23F'nin ana kamerası ise OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu modelin de gene ana kamera sensör birimi olarak Samsung GN5 tercih edilmiş. Yani her iki modelde ana kamerada aynı sensörleri kullanıyorlar. s 23te olduğu gibi telefoto ve geniş açı kameraları olduğu gibi duruyor. Tabi bu kısımda bazı küçük farklılıklar yer alıyor. Selfie yani ön kamerası ise 10 megapiksel. İki telefonda da 8K, 4K'da 60 fps, Full HD'de 60 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Fakat s 8K'da 30 FPS video çekebiliyorken S23 FE'de 8K'da 24 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca S23'te bulunan Expert RAW seçeneği ne yazık ki S23 FE'de mevcut değil. Normalde Expert RAW seçeneği sayesinde yıldız izlerini bile fotoğraflayabiliyorsunuz. İki telefonun da ana kameralarında aynı kamera sensörleri kullanılsa da olay tamamen sensör biriminde bitmiyor. Çünkü S23'te kullanılan ISP yani görüntü sinyal işlemci S23 FE'ye göre fotoğrafları çok daha başarılı bir şekilde işliyor. İki telefonda da zoom yaptığınız zaman S23 detay konusunda daha iyi. Tabii ki gün ışığında iki telefonda da kaliteli fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. İki modelde de çekilen fotoğrafların kontrastı yüksek, dinamik aralığı geniş ve gürültü seviyesi de minimum. Temelde aynı fotoğrafları sunuyorken düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda kumlanma ve keskinlik konusunda küçük farklılıklar var. S23'ün kullanmış olduğu daha iyi görüntü sinirleşenmesinden dolayı düşük ışık performansına daha iyi çıkarıyor. Kamera kısmını uzun uzun konuştuğuma göre şarj konusuna geçebiliriz. Samsung S23 ve S23 FE'de 25 Watt hızlı şarj desteğine yer vermiş. Ortalama 1 saat 10 dakikada şarj olabiliyorlar. Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman 25 Watt hızlı şarj desteği tabii ki birazcık sönük kalıyor. S23 ve S23 F'de kablosuz şarj desteği de mevcut. Artık kablosuz şarj desteği de yaygınlaştığı için bu da çok ayırt edici bir özellik. Kablosuz şarjı destekleyen başka cihazı bile telefonun arka yüzeyine koyarak kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Telefonun en önemli noktalarından biri olan pil performans noktasına geçersek S23 3900 miliamper bataryaya sahip olmasına rağmen kullanmış olduğu Snapdragon 8 Gen 2 işlemci sayesinde enerji verimli mükemmel olduğundan dolayı full aktif yoğun kullanımda bir günde bitirmeniz çok zor. Tabii ki bu durum kullanım senaryonuza göre değişiklik gösterebilir. s 23 de her ne kadar batarya boyutu 4500 miliamper yükseltilmiş olsa da Exynos 2200'ün işlemci verimliliği olmadığından dolayı S23'e göre pil performansı daha düşük. Ama yine de S23F normal kullanımda günü çıkartıyor. Bence telefonun en önemli noktalarından biri de yazılım desteği ve iki telefon da bu konuda çok iyi seviyede. S23 ve S23 ve Android'in 13 sürümüyle çıkış yaptı ve yakın zamanda Android'in 14 sürümünü de aldı. İki telefon da toplamda 4 an Android sürümü güncellemiştir. 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu süre bir Android telefonu için gayet iyi. İki telefonu da kısaca diğer teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse, iki cihaz da stereo hoparlöre sahip, derin ve zengin ses kalitesi sunuyor. İki model de Bluetooth'un 5.3 versiyonunu kullanıyor. Wi-Fi kalitesi önemli olanlar için de. İki cihazda da, da Wi-Fi 6 desteği var. İki telefon da Wi-Fi konusunda hızlı ve kaliteli bir deneyim sunacak. Telefon tercihi yaparken aklımızın ucundan geçmeyen ama telefon satın alırken sağlığımız için önem vermemiz gereken iki modelinde de sar değerlerine bir göz atalım. S23 kafa bölgesinde 0.96, vücut bölgesinde de 1.30 sarderine sahipken S23 FE ise kafa bölgesini 0.76, vücut bölgesinde de 1.045 sarderine sahip. S23'ün ve s 23 FE'nin tüm teknik detaylarını tek tek ele aldım ve çok detaylı bir şekilde de kıyaslamaya çalıştım. Videonun sonuna geldiğimize göre tabii ki kısa bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Kullanacağınız telefonun tek elle kullanımı ideal, hafif ve ince olsun diyorsanız, oyun performansı benim için inanılmaz bir seviyede hayati bir önem taşıyor diyorsanız ve sıklıkla video render işlemi yaparım, performansı en iyisi olsun dediğiniz an S23 sizin için mükemmel bir tercih olacak. Fakat benim için bu çok da önemli değil. Performans konusunda gene çok hızlı olsun. Kamera kalitesi en iyisi olmasa da üst düzeyde çeksin. Oyunda çok fazla aram yok ve video render işlemi çok fazla yapmam. Ama güncel teknolojileri de desteklesin dediğiniz an S23 F sizin için daha ideal bir tercih olabilir. Aslında olay tamamen sizin telefondan ne beklediğinizle alakalı. Bu aradaki farkları göz önünde bulundurarak tercihinizi ona göre yapın. Çünkü iki telefon arasındaki fiyat farkı biraz fazla. Tabii ki bazı dönemler çok güzel kampanyalar olabiliyor ve bu iki İki telefon arasındaki fiyat farkı da önemli ölçülerde azalabiliyor. İki telefonun da fiyatları birbirlerine yakın olduğu takdirde, tabii ki S23'ü seçmek daha mantıklı olacak. Peki siz S23 ve S23 ve hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve aklınıza takılan bir soru da olursa görüşlerinizi yorumlar kısmında da yazmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.